Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlere özel bir içerik hazırladım. Bu içerikte arkadaşlar Exxen'le ilgili ilk deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Şunu dipnot olarak belirteyim videoya başlamadan önce. Geçtiğimiz günlerde Özgür abi de bu konuda bir video yayınladı ama dedim ki ben de çekeceğim. Ben de Exxen'i kullandım. Ben de görüşlerimi izleyicilere aktarmak istiyorum. O yüzden ben de bir video çekeceğim dedim. Bunu peşin peşin söyledim. O içeriği bu yüzden hazırlıyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi gelelim Exxen'le ilgili tecrübelerimize. Biliyorsunuz bu Exxen Acun Ilıcalı'nın bir platformu alışık olmadığımız bir şekilde içine YouTuber'ları doldurdu. Ve karşımıza farklı bir konsept çıkardı. Ki bu konsept ilk 3 gününde 500 bin izleyiciye, aboneye ulaştı arkadaşlar. Tabii bu 500 binin kaçı bedava izlemek için girdi bilemiyoruz. Çünkü ilk bir haftalık bedava deneme sürecinde bile sizden kart bilgilerinizi vesaire alıyor. Aynı böyle bir aylık abone olmuşsunuz gibi. Daha sonra işte o aboneliğinizi iptal ettirebilirseniz, diyorum. Çünkü böyle aboneliğimi iptal et diye bir seçenek yok. En azından ben bu videoyu hazırlarken yoktu. Bayağı bir uğraşmanız falan gerekiyor. Bunu da anlatacağım birazdan. Aboneliğinizi iptal ettikten sonra hesabınız kapatılıyor. O da şansınız varsa, çünkü kapatılmaya da biliyor. Arkadaşımın başına gelen bazı şeyler vardı. Onları da yine sizlerle paylaşacağım bu videoda. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şunu belirtmek gerekiyor. Exxen genel itibariyle YouTube kullanıcılarının ağırlıkta olduğu bir platform. Yani YouTuber'ların içinde olduğu bir platform. Dolayısıyla hitap ettiği yaş kitlesi biraz farklı olabilir. Mesela benim 9 yaşındaki yeğenim var. Kendisi böyle bir Enes Batur hayranı. Bilmiyorum. Seviyor kendisini böyle. O diyordu ki abi çıksın direkt üye olacağım. Exxen üye olacağım falan filan. Neyse bu üye olmuş. Geldi yanıma. Dedim üye oldun mu? Oldum abi ama dedi üyeliğimi iptal ettireceğim. Niye dedim? Dedi uygulaması yokmuş. Aa dedim, Exxen'in uygulaması yok muymuş? Ki ben de o anda öğrendim arkadaşlar. Çünkü o çıktığı ilk gün, daha böyle ilk dakikanın çıkmış, hemen tık 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 üye olmuş çocuk. Ama uygulama yok arkadaşlar. Bu büyük bir fail diyebiliriz. Yani bir platform kuruyorsun, bunun uygulaması yok. Gerçekten büyük bir faildi. Ki 9 yaşındaki yeğenim bile bu yüzden, bakın 9 yaşında yani, bu yüzden üyeliğini iptal ettirmeyi düşünüyormuş. Elbette ileride uygulaması gelecektir ama ne bileyim, kalkıp da 900 milyon TL yatırdık vesaire dedikten sonra işte uygulamaya yapmadan bir platformu açmak ne derece mantıklı, biraz tartışılabilir. Evet arkadaşlar, bir güncelleme geçmek zorunda kaldık. Biz videoyu yayına alana kadar malum montaj vesaire, adamlar akşamına uygulamaları hizmete sundu. O yüzden size bu küçük bilgilendirme ekranını da sunmak istedik biz de video içerisinde. Yani halihazırda biz bu videoyu çektiğimizde uygulamalar yoktu ama dediğimiz gibi yayın alana kadar Exxen'in hem Android hem de iOS uygulaması yayınlanmış durumda. Geçtiğimiz gün mesela bir şey yayınlandı. Adamlar kullanıcı üyelik sözleşmesini bile Blue TV'den almışlar ki linklerde falan hala Blue TV linkleri duruyor. Mesela tıklıyorsunuz işte Blue TV'ye yönlendiriyor falan. Bu da gerçekten büyük bir faildi ki zaten sosyal medyada da bayağı bir konu oldu bu. Bu arada Blue TV'nin kurucusu ve CEO'su olan Doğan Yalçın daha bile hani bu olayı sosyal medya üzerinden paylaştı ki bu da gerçekten büyük bir fail diyebiliriz arkadaşlar. Niye? Çünkü o kadar para harcıyorsunuz. Hani Acun Ilıcalı böyle amatör biri olsa eyvallah dersin ki ya sonuçta amatör işler yapıyorlar vesaire, ama öyle biri de değil. Hani kendisi gayet tecrübeli bir televizyoncu ama ne bileyim, bu tarz hataların olması açıkçası bana bayağı bir absürt geldi. Şimdi gelelim Exxen ile ilgili tecrübelerime arkadaşlar. Exxen'de neler yaşadım? Deneyimlemek için bir üyelik açtım. Hepiniz gibi malum bir hafta ücretsiz deneme süresi vesaire veriyor. Üyeliğimi açtım. İşte bir iki programa içeriye falan baktım. Nedir ne değildir, yayın akışı nasıldır vesairedir falan filan. Gerçi bu arada ilk gün o kadar yığılma oldu ki patladı. Yani error verdi zaman zaman site. Onun haricinde Exxen içeriklerinin sızdırıldığı korsan yayınlar bile patladı. Yani bu kadar büyük bir talep vardı. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım. Neyse girdim, birkaç içerik izledim vesaire. Dedim ki tamam yeterli, üyeliğimi iptal edeyim. Zaten daha fazla bakacak bir şeyim yok. Üyelik iptaline girdim. Üyelik iptal diye bir şey yok. Yani profilim sayfası var ama hani orada üyeliğimi askıya al, ne bileyim üyeliğimi sil, aboneliğimi dondur, işte bilgilerimi sil, hiçbir şey yok. Dedim bakayım bu nasıl oluyormuş. Sonra bir arattım, bir baktım sosyal medyada başlık açılmış işte Exxen üyeliğini silme, Exxen üyeliği nasıl silinir, üyelik açtım silemiyorum, bir sürü şey böyle. Sonra bir araştırdım, profilini silince Exxen üyeliğin siliniyormuş. Tamam dedik, neyse profilimizi silelim. Profil silme şeyine geldik, sayfasına geldik, işte denilenleri yaptık vesaire. Profili sildim, tak orada site dondu. Tekrardan giriş yaptım, baktım profil duruyor.
Neyse dedim, hata verdi herhalde. Bir daha şey yapayım. Bir daha girdim neyse. Uğraştım yine, sil dedim. İşte Akkont Admin Deleted falan silindi diye çıktı. Dedim artık silindi herhalde. Neyse çıktım vesaire. Sonra bir şeytan dürttü. Bak bir daha bak, belki silinmemiştir diye. Bir baktım silinmemiş gerçekten de. Sonra bir daha sildim. Bu sefer silindi ama. Üçüncü denemede üyeliği silmeyi başardım. Ki ben bu yüzden kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü başına öyle şeyler gelen var ki arkadaşlar. Adam üyeliğini siliyor. Ertesi gün açıyor üyeliğini. Başka bir profille açıldığını görüyor. Hesap bilgileri, kart bilgileri, adamın bilgileri ama profil tamamen farklı biri. Yani böyle pek çok karmaşık olayla karşılaşan da olmuş Exxen'de. Dolayısıyla ben açıp üyeliğimi sağlam bir şekilde sildiğim için kendimi şanslı hissediyorum bu açıdan. Çünkü hali hazırda platformda pek çok fail var. Dolayısıyla siz de hani kart bilgileriniz vesaire girdiyseniz, üyeliğimde sildim diye düşünüyorsanız birkaç kere daha denemenizi tavsiye ederim. Çünkü sildiğinizi sandığınız halde silememiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bazen hani o profilimi sil düğmesine tıkladığınızda bile hata verip duruyor. O zaman canlı yardımdan falan destek alabilirsiniz. Ki onlar da nasıl, ne kadar destek veriyor çok bilmiyorum. Zira birkaç kişi iletişime geçmeye çalışmış ama yapamadılar, edemediler vesaire gibi yorumlar vardı. Yani şu anda Exxen'in sosyal medyadaki yorumları çok iyi değil. En azından platform açısından baktığımızda. Peki içerikler nasıl? Dediğim gibi 9 yaşındaki yeğenim için gayet güzel içeriklerdi. Tabii gençlere hitap eden içerikler yok. Bunlar örneğin Konuşanlar programı falan vardı. Ben onu mesela YouTube'da takip ediyordum. Gayet güzel bir programdı. O geçmiş. Talk show filtresiz var. Talk show'un da biliyorsunuz hani bayağı bir hayran kitlesi vesaire var. Ama genel ağırlıklı olarak içerikler böyle. Daha çok hani çocuklara demeyeyim de ne bileyim, Enes Batur kitlesi gibi. İşte Orkun Işıtmak kitlesi gibi. Aleyna Tilki'nin bir kitlesi var mı bilmiyorum ama onun kitlesi gibi vesaire. O tarz içerikler ve biliyorsun Sihirli Annem falan da başladı hatta. Ve arkadaşlar bu içerikler o tarz yaş grubunun dikkatini çekebilecek düzeyde. Bu kuşak çatışması tabii, bunlar bana ilgi çekici gelmeyebilir. Ne bileyim, Enes Batur'un olduğu program bana ilgi çekici gelmeyebilir ya da Orkun Işıtmak'ın sunduğu bir program bana ilgi çekici gelmeyebilir. Ama işte belli bir yaş kitlesine bunlar hitap ediyor. Sonuçta biz de küçükken Cem Yılmaz'a gülüyorduk deliler gibi. Babam o zaman bana diyordu ki ya bunun neyine gülüyorsun? Sana neyi komik geliyor diye. Şimdi de mesela o çocuklar gülüyor ediyor kişilere. Biz diyoruz ya bunun nesine gülüyorlar? Ne var bunda komik? Ama bu tamamen dediğim gibi kuşak çatışmasıyla ilgili bir durum. Onlar da büyüdüğünde daha küçük böyle YouTuber'lar vesaire çıkacak. Onlar da çocuklarına diyecek bu adamların nesine gülüyorsunuz diye. O yüzden buna çok girmeye gerek yok. Hitap ettiği belli bir kitle var mı? Var. Ama böyle yaş biraz daha büyüdüyse eğer, atıyorum ben şu anda 33 yaşındayım. Yani 30 yaş ve üzerine hitap edecek olan içeriklerin sayısı oldukça kısıtlı. Yani böyle bir Netflix gibi bir şeyler beklemeyin arkadaşlar kesinlikle. Hani böyle daha çok dediğim gibi YouTube'da vakit geçiren kitlenin eğlenebileceği bir platform olmuş. Dediler ki ilk 3 günde 500 bin üye oldu. Bunun ben ne kadarının açıkçası bedava izlemek için girdiğini de çok merak ediyorum. Yani çünkü forumlara vesaire baktığımda, sosyal medyaya baktığımda üyeliğini iptal edebilmeye çalışan pek çok kişi gördüm. Daha da bunlar iptal edememişti. Muhtemelen YouTube'daki bu ücretsiz izleyici kitlesi Exxen'e kaymış olabilir ki Exxen'i böyle işte biliyorsunuz bazı korsan mecralar var. Oralarda da gördüm. Yani Exxen içeriklerini vesaire koymuşlardı ki onlar bile hata aldıklarını falan duyurdular böyle sosyal medyada. İşte içeriklerimiz patladı, şöyle oldu, böyle oldu. Yani Exxen içeriklerine şu anda bir yoğun bir talep var. Ama bu talep hani ücretli kullanıma döner mi, dönmez mi? İşte orası biraz soru işareti diyebilirim. Onun haricinde platform şu anda fail arkadaşlar. Yani uygulaması çıkana kadar, ne bileyim şöyle adam akıllı bir üyeliğimi iptal et butonu getirene kadar çok fazla bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle de hani şunu diyorsanız ya ben bir hafta deneme sürümünü deneyeceğim. Ondan sonra çıkacağım diye bir düşünceniz varsa şu aralar çok fazla girmeyin o işe, çünkü çıkamayabilirsiniz. Gerçi ne olacak? Hani en fazla 10 liranız gider. Reklamlı bir üyelik, abonelik tercih ederseniz öbür türlü de 20 liranız gider. Ama ben onu bile vermek istemiyorum diyorsanız şu anda dediğim gibi biraz bekleyin. Belki biraz daha kendine gelir platform. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Exxen'le ilgili ilk tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Genel itibariyle platform bu şekilde. Önümüzdeki günlerde yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.